bölüm başkanımız Aydi Erdem'de Nişantaşı Üniversitesi Acun Medya Akademi danışmanlığından Özlem Tuğçe Keleş'i alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Herkese merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Özlem Tuğçe Keleş. Aslında salonu böyle pırıl pırıl yüzlerle görünce biraz heyecan yaptığımı söylemek durumundayım. Her gün sizin gibi güzel gençlere üniversitede uzun saatler ders anlatıyorum ama amfiler tahmin edersiniz ki bu kadar kalabalık olmuyor. Bir heyecanla maruz görseniz çok sevinirim. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben iletişim sosyoloğuyum. İletişim sosyolojisi aslında ne yapıyor? Sizin bugün geleneksel medya dediğimiz televizyon, gazete, sinema ve yeni medya dediğimiz aslında sosyal medya mecraları olarak da değerlendirdiğiniz fakat dijital bankacılığı, dijital marketin, sosyal medyaların hepsini kapsayan bir temel içerisindeki tüm iletişim araçlarının toplumun nasıl birbiriyle haberleşecek, toplumu nasıl kontrol edebiliriz, manipüle edebiliriz, toplumla nasıl doğru bir bağ kurabiliriz, bu alanda çalışan bir bilim alanı ve iletişim sosyologları da aslında insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurması gerektiği, birbirlerine nasıl hitap etmeleri gerektiği, toplumu yönetmek bağlamında aslında siyasetçilerin neye başvurduğu ya da itibarlarını nasıl sürdürülebilir hale getirdikleriyle ilgili alanlarda eğitim veren bir çalışma alanı. Ben de aslında uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 2011 senesinden beri iletişim alanında görev yapıyorum ve üniversitede akademisyen olaraktan çalışıyorum. Bu bağlamda da doktoramı sinema sosyolojisi üzerine yaptım. Yani sinema mecralarının aslında toplumu, filmleri, izlediğiniz filmlerin insanları nasıl etkilediğiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Şimdi yeni medya deyince sinemayla beraber bağlamak anlamında açmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sinemanın da dijitalleşmesinden bahsettiğimiz bir noktadayız. Birçoğunuz Netflix gibi platformları aslında pandemi sürecinde daha fazla kullandınız. İşte Mubi gibi platformları kullanmaya başladınız, Gain'i takip etmeye başladınız. Yani aslında sinemanın da dijitalleşmesinden bahsettiğimiz bir evredeyiz. İnsanlar film izlemek için artık sinemalara gitmiyor. Aynı paralelde insanlar artık iletişim kurmak için birbirlerini telefonla da aramıyorlar. İnsanlar bir mesajdan bahsetmek istediği zaman ya da birine açık uçlu bir mesaj vermek istediği zaman mesaj atmayı tercih etmiyor. Ne yapıyor? Sosyal medya mecralarından paylaşıyor, tweet atıyor, Instagram'da bir story paylaşıyor ya da WhatsApp'ta bir durum, anlık durumunu paylaşıyor. Yani anlık bir şekilde aslında iletişim kurmaya çalışıyor. Şimdi bir yandan da sunumumu aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Sunum içerisinde birçok farklı kavrama referans vereceğim. Fakat şöyle akışa baktığımız zaman yeni medya nedir, sosyal medya nedir, sosyal medyayı nasıl verimli kullanabiliriz ya da bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçebiliriz veya yeni medya mecraları bizim satın alma alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor diye kısa bilgilerden oluşan bir aslında kısa bir ders hazırladım size. Sıkıcı olmayacak, merak etmeyin. Arada küçük esprilerle sizleri bir sonraki etkinliğe hazırlayacağım. Hiç canınızı sıkmayacağım. Şimdi yeni medyaya baktığımız zaman çok genel bir tanımı var yeni medyanın. Geleneksel medyanın artık dijitalleşmesi gibi algıladığımız bir tanım içerisinde. Aslında sizin yani hedef kitlenin her gün kullandığınız, tükettiğiniz içerikleri dijital platformlarda nasıl tükettiğinizle ilgileniyoruz biz. Televizyonu artık küçücük ekranlardan izliyorsunuz. Ya da filmleri artık küçücük ekranlardan takip ediyorsunuz. Tablet, telefon, bilgisayar gibi aslında çoklu ekran dediğimiz, yani bizim transmedya olaraktan adlandırdığımız platformlardan bazen tek içerik takip ediyorsunuz. Evinizde izlemeye başladığınız bir diziyi otobüste, yolculuk sırasında ya da ders arasında bazen evinize geri döndüğünüz zaman durdurup yeniden takip edebilme gücünden bahsediyoruz. Ve bu nedenle de aslında biz bir şeyleri tükettiğimiz üzerine düşünüyoruz ve kurguluyoruz. Bu durum bize izleyici ve dinleyici olmanın ötesinde birer kullanıcıya dönüştürürken aynı paralelde de bizi tüketiciye dönüştürüyor. Bu ne demek? Siz her gün bir tane büyük somun ekmeği yerseniz aslında bu sizin sağlığınız için zararlı bir şeydir.
Çünkü onu tüketmekle ilgili davranışsal olaraktan fizyonominizde bir şeylerin değişmesini bekleriz biz. Dolayısıyla sosyal medyada, da dijital medyada da aslında biz uzun zamandır televizyona atfettiğimiz tüm kötü özelliklerin bize atfedildiğini görüyoruz. Yani siz günde 8 saat sosyal medyada vakit geçiriyorsanız sosyal medya bağımlılığının ötesinde aslında sosyal medyanın tüm kötü yanlarına maruz kalıyorsunuz demek. Bununla beraber sizin izleyici ve dinleyiciden kullanıcıya dönüştüğünüz noktada da şununla karşılaşıyoruz. Siz birer kullanıcı olaraktan her gün, her saniye verilerinizi paylaşıyorsunuz. Yani sizin beğendiğiniz bir tweet, bir fotoğraf, takip ettiğiniz bir dizi ya da izlediğiniz bir film veya paylaştığınız herhangi bir içerik sizin yaşınızla ilgili, konumunuzla ilgili, sosyal çevrenize yaklaşımlarınızla ilgili, siyasi görüşünüzle ilgili, okulunuz hakkında fikirlerinizle ilgili veya o gün içerisinde yaşadığınız olayın gerçekleştiği konumla ilgili bir veri ve bilgi paylaşıyor. Bu da aynı zamanda bize şunu söylüyor. Eskiden televizyonda izlediğimiz dizi veya filmleri veya haberleri aslında bir ölçeklendirme ile karşılaştırmıyorduk biz. Yani sizin ev içerisinde televizyonda izlediğiniz diziyi ya da filmi ya da haber bültenini aynı anda kaç milyonun izlediğini sadece rating ölçerlerle, rating metrelerle ölçebiliyorduk. Bunlar için de belirli aileler seçiyorduk. Ama şu an burada paylaştığınız tüm storyler sayesinde sizin bu salonda olduğunuza dair bir veri oluşturuyoruz. Ve bu veri işlenebilir bir veri. Ve bu bağlamda baktığınız zaman siz kullanıcıların bugün buradan sonra gidebileceğiniz tatille ilgili, okulla ilgili, referansla ilgili, konferansla ilgili, aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili bir hedef kitleye dönüşmesine sebebiyet veriyor. Yani siz beğendiğiniz, tükettiğiniz, izlediğiniz her şeyle ilgili bir sonraki adımınız için karşılaşabileceğiniz reklamları, içerikleri aslında kendinize çekmeye başlıyorsunuz. Yani siz bir veriyi üretirken aynı zamanda bir veriye dönüşüyorsunuz. Yeni medya o yüzden hem çok güçlü hem de çok tehlikeli bir şey. Bunu iyi yönetmek, bilinçli yönetmek, doğru yönetmek günümüzün belki de en önemli unsurlarından biri. Sizin gibi değerli parlak insanları aslında bir arada bulmuşken bunun böyle zararlı noktalarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu bilinçli kullanmadığımız zaman bir anlamda biz bağımlısına dönüşüyoruz. Yoksa Twitter hesabınızın olması, TikTok videoları çekmeniz, Instagram'ınızın olması ya da Facebook'unuzun olması kötü bir şey değil. Fakat kullandığınız ve tükettiğiniz şeyi nasıl tükettiğiniz önemli. Bu yüzden ben hep bu eğitimler içerisinde azı karar çoğu zarar diye bir atasözümüz vardır, belki biliyorsunuzdur. Hep ona referans veririm. Hakikaten azı karar çoğu zarar. Sizce şöyle bir nabız yoklayalım. Günde kaç saat Twitter, Instagram, TikTok, YouTube kullanıyorsam bağımlıyımdır? Var mı fikriniz? 5 geldi. 2 geldi. 6 geldi. Güzel. 4 geldi. Yok mu arttıran? 6 ay önce İngiltere'de pandemi sürecinde yapılan bir araştırma diyor ki günde 40 dakika dijital platformlarda hiç kafanızı kaldırmadan sosyal ağlarda vakit geçiriyorsanız bağımlısınızdır. Çünkü bağımlılık dediğimiz şey aslında hepimiz şu an bağımlı olduğumuzu anladık. Bağımlılık dediğimiz şey aslında ondan başka bir şey düşünememek, sürekli onu talep etmek, onu arzulamak, ona bağlı olmak, onun hakkında sürekli düşünceler üretmek, ondan başka bir şey düşünmemekle ilgili bir şey. Dolayısıyla siz gün içerisinde telefonunuzu kapatıp hiç ona bakmadan saatlerinizi geçiremiyorsanız, 40 dakika telefonu elinize aldığınız zaman başka hiçbir şeyle ilgilenmeden sadece oradaki içeriklere, zaman içerisindeki tüketimine umursamadan ekran içerisinde sürekli vakit geçiriyorsanız maalesef dijital platformların bağımlısınız. Ben de bunlardan biriyim. Ekran süreme baktığım zaman aslında uzun bir ekran süresi kullanımı gözükmüyor. Fakat çoklu ekran tüketimi içerisinde olduğumuz için masummuşuz gibi hissediyoruz. Çünkü mesela telefonun ekran süresi 2 saat, tabletimki 4 saat, bilgisayarımki 5 saat. Halbuki benzer içerikleri birbirine paralel şekilde orada tüketmeye devam ediyorum. Bu da bize aslında pandeminin bir mirası oldu. Çünkü pandemi sürecinde biz aslında birazcık daha sosyal medya, dijital platformlar, yeni medya gibi kavramlara daha özümser olduk. Bizler daha fazla içerik üretmeye başladık.
Burada belki anneleriniz, ablalarınız, belki de sizler ekmek yapmayla ilgili bir sürü video izlemişsinizdir. Bir sürü paylaşım yapmışsınızdır. Hepimiz evlerimizi böyle fırınlar gibi çalıştırdık sosyal medyada. Ekmek yapma challenge'ları yaptık. Hayatımıza challenge diye bir kavram girdi. Bundan 3-4 yıl önce challenge diye bir şeyden bahsetmiyordum. Neredeyse Türkçe'de karşılığı olacak bir hale geldi. İşte bir şeyi bir yaptığınız zaman onunla ilgili iyi bir şeyi sizden daha iyi birinin yapıp yapamayacağını ölçümlendirdiğiniz, ölçeklendirdiğiniz bir şey. İşte ben şu kadar mesafeden atlıyorum, challenge yapıyorum, biri de bu kadar daha atlayabilir mi diye. Şimdi böyle bir kavram hayatınıza girdiği zaman ne hissediyorsunuz? Yeni medya sizi bir şeyleri kullanıcı olmaktan aslında tüketmeye yönlendiriyor. Ona ait sürekli odaklanıyorsunuz. Sadece ona düşünüyorsunuz. Bu challenge'ı tekrar yapabilir miyim? Bunu tekrar yapabilir miyim? Başarıncaya kadar o ağ içerisindesiniz. Ve bu neye sebebiyet veriyor? Verinizi sürekli oraya akıtmanıza. Bu olumlu da bir şey, olumsuz da bir şey. Gün içerisinde buradan çıktığınız zaman mesela beğendiğiniz birkaç ürünün, parçanın, fotoğrafın, görselin, benzerlerini, tüketenlerini karşılaştığınız noktada web sitelerinde bunlarla ilgili reklamlarla karşılaştığınızı göreceksiniz. Tabii ki tesadüf değil. Ya da şu an ben mesela İstanbul'da ikamet ediyorum. Şu an Bursa'dayım. Sizlerle karşılıklı böyle güzel bir etkinlik için geldim. Bugün Bursa'da bir sürü şeyi beğeniyorum. Bursa çevresine yakın olan işte restoranlar, kafeler, oteller, işte etkinlik alanları ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili birçok şeyin bana görseli çıkıyor, paylaşımı çıkıyor. Neden? Çünkü konumumla ilgili aslında burada bir şeyler tükettiğim, şu an burada bir hedef kitlesi olduğum ve bunu tüketmek için hala hazırda bir insan olduğumu verisini paylaşıyorum. İşte bu tehlikeli bir şey. Sizin veri güvenliğiniz yeni medya mecralarında bir anlamda boşlukta dolanıyor. Ve sizin oradaki oluşturduğunuz dijital ayak izleriniz, kimliğiniz, aslında kimin tarafından yeniden kullanılacak, yeniden üretilecek, yeniden tüketime dönüştürülecek bunu bilemiyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medya mecralarınızda hangi hesapları takip ettiğiniz, neleri beğendiğiniz, nelerin sizinle ilgili tehlikeli olabileceğine de yine siz karar vereceksiniz. Birazcık daha detayına inmek istiyorum. Sosyal medyayı aslında yeni medyayla çok karıştırıyoruz. Yeni medya üst bir başlık. Yani aslında televizyonun dijitalleşmesi, yeni medyanın kendisi, gazetelerin dijitalleşmesi, yeni medyanın kendisi, sinemanın dijitalleşmesi, yeni medyanın kendisi. Ama yeni medyayı sosyal medyayla eşdeğer tutuyoruz. Maalesef ki değil, sadece bir kolundan biri, yani bir bacağından bir tanesi. Fakat sosyal medyayı tanımladığımız zaman internetin kişisel kullanımına sunulması, Wi-Fi akıllı telefonların gelişimi, sosyal medya platformlarının artması ya da kolay alışverişi kolaylaştıran platformların oluşmasından sadece birini oluşturuyor. Siz sosyal medyada sosyalleşiyor musunuz? Yoksa sosyal medyanın aslında yarattığı olanaklardan dolayı başka şeylerden haberdar mı oluyorsunuz? Şimdi geleneksel yöntemlere baktığımız zaman eskiden gazete ilanlarına bakıyorduk. İşte akşam televizyonda hangi televizyonda hangi dizi var, hangi film var, hangi haber kanalı var, programı var diye televizyon akışlarına bakıyorduk. İşte ilanlara bakıyorduk. Sinemanın vizyon saatlerine bakıyorduk vesaire. Böyle bir geçmişten geliyoruz. Ya da televizyonda reklamlara maruz kalıyorduk. Bununla artık hiç ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü sosyal medyada takip ettiğimiz hesaplar bize bunun için bir alan oluşturuyor. Bu da deminki zararlı yönlerin aksine aslında kolaylık sağladığı, erişilebilirlik ve ulaşım sağladığı için olumlu yanlarından biri. Şimdi sosyal medya bir anlamda olumlu yanlarını ön plana çıkardığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak insanları bir araya getiren, olumlu olarak bir şeyler paylaşabildikleri, dertlerini anlatabildikleri, kendilerini duyurabildikleri, kendilerinin var olduklarını hissettikleri ve değer gördükleri, beğenildikleri, takip edildikleri, işte paylaşımların tekrar tekrar paylaşıldığı platformlardan biri. Yani siz 8.4 milyarlık dünya içerisinde 6.5 milyarlık bir YouTube kanalının bağının içerisinde aslında bir şey paylaştığınız zaman kendinizi o payenin bir parçası gibi hissediyorsunuz. 8.5 milyar içerisinde 6.5 milyar YouTube kullanıcısından bahsediyoruz. Türkiye'de 60 milyon aktif Instagram kullanıcısı var. Hatta son veriler 62 milyon gibi ölçümlendi. Ama
onların bir bazılarının işte çoklu hesap bağlantısı olduğu vesaireyle ilgili açıklama yaptı Instagram. 60 milyon insandan bahsediyoruz. Bireysel kullanıcı. Türkiye şu an 84 milyon, 83 küsur, 84 milyon diyelim. 84 milyonda 60 milyon Instagram kullanıcısı. 53 milyon YouTube kullanıcısından bahsediyoruz. 47 milyon Twitter kullanıcısından bahsediyoruz. 47 milyon Twitter'ın 38 milyonun aktif Twitter kullanıcısı olduğundan bahsediyoruz. Bunlar çok değerli veriler aslına bakarsanız. Zamandan ve mekandan sizi koparıp, koparmayı burada aslında olumsuz bir şey olarak ifade etmiyorum. Son derece olumlu bir şey olarak söylüyorum. Sizi zamansız ve mekansız her türlü bilgiye, her türlü görsele, her türlü tüketebileceğiniz şeye ulaştıran araçlar olaraktan bahsediyorum. Siz televizyonunuzu evinize bağlı bir şekilde izlerken aslında YouTube'da bir eğitim videosunu da yolculukta takip edebiliyorsunuz, tatilde takip edebiliyorsunuz. Pandemiyle beraber hayatımızda bunları tüketme biçimimiz de aslında kolaylaştı ve değiştiği için ciddi anlamda olumlu yanlarıyla da tanışmaya başladığımızı görüyoruz. Ve dijital dönüşüm. Şimdi dijital dönüşüm dediğimiz zaman aklımıza çok fazla kavram ve yaklaşım geliyor. Sosyal medya bunlardan tabii ki bir tanesi, dijital dönüşümün bir tanesi. Ama nasıl bir dijital dönüşümden bahsediyoruz? Dijital kimliklerden bahsediyoruz. Burada hepinizin hemen hemen tahmin ediyorum ki sosyal medya hesapları var. Bugün çok değerli isimlerle bir araya geleceksiniz bu platformda. Dolayısıyla onları takip ettiğinizi düşünüyorum. Sizlerin oluşturduğunuz bu sosyal medya hesaplarınız ya da dijital ayak izleriniz aslında dijital dönüşümün bir parça sonucu ortaya çıkıyor. Yani sizin birini takip etmek için bu sosyal medya hesaplarından birine sahip olmanız gerekli. Orada düzenli olaraktan içeriği tüketmeniz gerekli ki haberdar olun. Mesela size sürekli bildirimler gelsin. Yeni video paylaştı, yeni bir paylaşım yaptı, yeni bir tweet attı, yeni bir video paylaştı, blog paylaştı, blog yazısı paylaştı gibi birçok farklı içeriği dijital dönüşüm içerisinde size ulaşmasını sağlayacak bildirimleri açmanız lazım. İşte bu dijital dönüşüm içerisinde hayatımız iki şekilde etkileniyor. Birincisi son derece olumlu. Yani bir şeyi anında haberdar olabiliyorsunuz, anında ulaşabiliyorsunuz, anında ulaştığınız ve eriştiğiniz için kendinizi bu alanda ve konuda daha yetkin hissediyorsunuz. Ama ikincisi anında ulaştığınız bu şeyin doğruluğuyla ilgili bazı endişeleriniz oluşmaya başlıyor. Birkaç slide sonra buna birazcık daha değineceğim. Bunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Ve sosyal medyaya birazcık daha buradan devam edeceğim. Çevrimiçi medya içeriklerinin paylaşımı çoktan çoka iletişimin ve etkileşimin, içerik üretimi ve dağılımının sağlandığı platformlar. Çoktan çoka derken neyi kastediyor olabilirim sizce? Şu taraftan demin çok güzel sesler geliyordu, paylaşımcı yaklaşımlar vardı. Çoktan çoka etkileşim. Var mı fikriniz? Daha fazla sosyal medya. Güzel. Başka? Daha çok. Şimdi geleneksel iletişim yöntemlerimizde biz evimizde televizyonun karşısına ya da gazetenin karşısına ya da internetin birazcık daha ev hanesinin içerisine girdiği noktada bir ekrana bağlı olarak da belki salonda, belki işte odanızda ya da işte çalışma alanınız içerisinde baş başa kalıyorsunuz. O çoktan teke iletişim yönteminin kendisi. Bu ne demek? Size bir mecradan, bir alandan, bir araçtan aslında mesajlar düzenli olaraktan akmaya devam ediyor. Siz televizyonun karşısındayken pasif birer izleyici konumundasınız. Veya radyonun karşısında pasif birer dinleyici konumundasınız. Onunla konuşuyor olabilirsiniz ama o sizi duyamıyor. Ya da televizyona cevap veriyor olabilirsiniz ama onun size bir tepkisi olmuyor. Fakat çoktan çoka dediğimiz zaman siz aktif izleyici konumuna, aktif dinleyici ve aktif kullanıcı konumuna geçtiğiniz için çoktan çoka bir etkileşim sağlıyorsunuz. Bu da sizin her dolaşımlı bilginin, her dolaşımlı paylaşımın bir parçası haline geliyor. Yani dünya üzerindeki o 8.4 milyar insanın aslında 6 milyarının bir parçasına dönüşüyorsunuz. Bu 6 milyar içerisinde bir tweet'in bir kolu oluyorsunuz. Bir sosyal medya paylaşımının bir parçası oluyorsunuz. Bu da sizi zamandan, mekandan kopartırken aynı zamanda sınırsız tüketimlere ulaştırıyor. Yani siz İstanbul'da ya da Bursa'da, Amerika'da bir kişiyle aynı anda aynı içeriği tüketip, aynı videoyu izleyip ona aynı ve benzer tepkileri verebiliyorsunuz. İşte bu da hem olumlu hem de olumsuz yanlarından biri.
Çünkü o videonun yaratabileceği infiale, yani olumsuzluklara da aynı şekilde maruz kalabiliyorsunuz. Veya onun yaratabileceği işte ses getirme, haksızlığın karşısında durma ya da işte haklıya destek olma ya da işte kendinizce adaleti arama noktasında ona başvurup o adaletin bir parçası oluyorsunuz. Bu noktada sosyal medyanın hem olumlu hem olumsuz yanlarından etkilenmeye devam ediyoruz ve bu çoktan çoka iletişim aslında günümüzün siyasetinin de bir parçası. Bilmiyorum, gençler Z kuşağı, aslında biz onlara dijital yerliler diyoruz ve bir de dijital göçmenleriniz var. Benim gibi sizlerle arasında böyle bayağı yaş farkı olan kişilere biz dijital göçmen diyoruz. Dijital göçmenlerin bunun çoktan çoka etkileşimiyle dijital yerlilerin çoktan çoka etkileşimi arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü siyaset anlamında da baktığınız zaman siyasilerin, mesela iletişim başkanlığımız bundan 5 yıl önce bu kadar aktif değildi. Twitter hesaplarımız yoktu. Ama bugün Twitter'da aktif olarak bir iletişim başkanlığından bahsediyoruz. Neden? Çoktan çoka bir etkileşimin parçası artık siyasette veya siyasi kurum ve kuruluşlarda. Ve aynı zamanda şunu görmenizi rica ediyorum sizden. Dijital yerliler, yani sizin gibi Z kuşağı olaraktan dünyaya gelen dijital yerler bu çoktan çoka iletişimle kendini doğru ifade edebiliyor. Bir story atarak, bir tweet atarak, bir sosyal medya paylaşımı yaparaktan duruma tepki verebildiğini, konuyla ilgili fikrini anlatabildiğini, konunun bir parçası olabildiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla aslında dijital göçmenler birazcık daha içine kapanık, yaptığı ve söylediğiyle ilgili şüpheleri olduğu zaman paylaşmaktan daha çekimser, belki birazcık daha sağlamcı olarak ifade edilebilir ama daha içine kapanık tepkiler veren bir jenerasyonken, dijital göçmenler daha aktif, daha hızlı, aldığı veriyi daha çabuk dönüştürebilen, dönüştürdüğü veriye daha da hızlı bir geri bildirimle, yani anında tepkiyle cevap veren bir jenerasyondan bahsediyoruz. Bu nedenle sosyal medya aslında dağıtımının sağlandığı alanda çok size hız getiriyor. Ve bu hız yine sosyal medyanın ve yeni medyanın hem olumlu hem olumsuz yanını teşkil ediyor. Sosyal medyaya bir iletişimin simülasyonudur. Tıpkı yüz yüze ilişkiler kurmakta olduğu gibi sosyal medya için de zaman ve çaba sarf ediliyor aslında kuruculardan biri. Ve şöyle bunu ifade etmeye çalışıyor. Siz sosyal medya kullanırken de vaktinizden bir şey harcıyorsunuz ve bunu heba etmeyin. Bir tweet'i attığınız zaman yapılan araştırmalar diyor ki 4 saniye bekleyin. Bir Instagram story atmak istediğinizde 12 saniye bekleyin. Bunu gerçekten paylaşmak istiyor musunuz? Bununla ilgili gerçekten bir fikrinizi ortaya koymak istiyor musunuz? Yoksa alelade bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Twitter'da bir tweet'i atmak için 4 saniye beklediğiniz zaman %87.9 kişinin atmak istediği tweet'ten vazgeçtiğini görüyoruz. 87.9 kişi. Çok yeni bir güncel araştırma bu. Ve bana çok enteresan gelmişti. Yani ve daha sonra bunu ölçümledim kendimde. Şöyle bir tweet atmak istediğim zaman, atmak istediğim tweet'e baktığımda hani hakikaten bunu atmak istiyor muyum sorusu 3 aşağı 5 yukarı 4 saniye sürüyor. Vazgeçtiğimi fark ettim birçoğunda. Yani bir şeyi söylemek mi istiyoruz? O an birine duyurmak mı istiyoruz? Anlatmak mı istiyoruz? Yani hani böyle bir günlük gibi mi o akışı sağlıyoruz? Ya da bir olayla ilgili tepkimizi anına vermek mi istiyoruz? Yoksa alelade bir zaman harcama, vakit değiştirme, vakit öldürme gibi mi görüyoruz sosyal medyayı? Bunun aslında analizi için çok önemli bir veri bu. Instagram'a baktığımızda ise siz 12 saniye o story'i atmak için gerçekten hevesli misiniz? Pardon. Bununla ilgili hakikaten kendinizi oraya odakladınız mı? Yani bunu gerçekten paylaşmak istiyor musunuz diye düşündüğünüz zaman yine %63.2'nin bundan vazgeçtiğini görüyoruz. Şimdi 63.2'nin bundan vazgeçtiği evrede birçok farklı değişken geliyor Twitter'dan farklı olarak da. Bu değişkenlerden biri Instagram'ın yarattığı kabul görme ve beğeninin altına nasıl doldurulduğu ile ilgili. Şimdi sosyal medyalar içerisinde Instagram'ın Twitter'dan ve Facebook'tan ayrı kılan şey beğeninin ön plana çıkması. Şimdi dijital göçmenlerin, dijital yerlilerden farklı olarak da ebeveynleri içerisinde, ailenin sosyal yapısı içerisinde beğeniyi daha çok kendini ailenin parçası hissetme üzerine kurduğu, fakat sosyal medyanın
Aynı şekilde dijital yerliler tarafındansa beğeninin bir parçası olmak, güzellik gibi fiziksel koşullardan özellikle kendini filtrelerle beğendirme, kendini filtrelerle kabul ettirme, kendini olduğundan daha güzel, daha ince, daha uzun, daha yakışıklı göstermek gibi birçok katmanıyla aslında kabul göstermeye ve ait olmaya ancak bununla sahip olabildiğiyle ilgili bir araştırma var. Şimdi bu araştırma enteresan bir şeye başvuruyor. Diyor ki çocukların özellikle dijital göçmenlerin, pardon dijital yerlilerin aile içerisinde iletişiminin kopmaya başladığı noktalarda ve aileden yeterli takdiri, beğeni, iletişimi bulamadığı noktalarda sosyal medya paylaşımlarının arttığı ve bu paylaşımlara her defasında başvurduğunda kendini daha fazla filtreyle donattığı, kendini daha fazla bu filtrelere muhtaç hissettiği ve iletişim kurmak için onlara bağımlı hissettiğini ortaya koyuyor. Ve bu enteresan bir şey bence. Çünkü demek ki kabul görmek, beğenilmek, takdir edilmek, o beğen ve paylaş tuşları aslında bizim için çok şey ifade ediyor. Alelade yerde durmuyorlar. Alelade şekilde de kullanılmıyorlar. Siz kendinizi ait hissettiğiniz o grup içerisinde, biz buna iletişimde suskunluk sarmalı kuralı diyoruz. Yani siz bir toplumun beğenilerinin olabileceğini tahmin ettiğiniz bir skala var, değerler var. Ve o skalalar içerisinde bir tepki vermek, kabul görmek ve oraya ait hissetmek ve o grubun çemberi içerisinde kalmaya devam etmek istiyorsunuz. Ve bu aynı zamanda sizin sadece kabul görmeniz için değil, orada kabul görüp, takdir edilip sürekli parçası olmanız için de sizi paylaşım yapmaya, benzer şekillerde içerikler üretmeyi de teşvik eden bir unsura dönüşüyor. İşte bu noktada Instagram hakikaten yaptığı güncellemelerle de sizi sürekli o çemberde takip ettiğiniz ağda, bazen taklit ettiğiniz, bazen öncüsü olduğunuz, bazen fikrine de bulunduğunuz paylaşımlarla ilgili sizi o çemberde sürekli tutmaya çalışıyor. Ve bunun olumlu ve tabii ki olumsuz yanları var. Suskunluk sarmalı dediğimiz kuram çok da olumsuz bir kuram değil tabii ki. Bir yere ait olmak, bir yerin parçası olmak, bir yer tarafından kabul edilmek insanın insan iletişiminin temel parçalarından biri. Fakat siz düzenli olaraktan sadece oraya ait olmak için bir şeyler paylaştığınız zaman biz aynılaşmayı görüyoruz. Ve sosyal medyanın maalesef ki en önemli kötü yanlarından biri de bir standarda getirirken aynılaşmayı da beraberinde getiriyor. Aynı filtreler, aynı ölçekler, aynı değerler, aynı tipler, benzer yaklaşımlar, benzer bakış açılarıyla siz bir aynılaşmanın parçası oluyorsunuz. Buna tabii ki modayı da dahil ettiğimiz zaman işte bir şey moda oluyor, trend oluyor. Hepimiz benzer şekilde giyiniyoruz. Çünkü bu aslına bakarsanız belki 200 yıllık, belki 300 yıllık bir çalışmanın parçası ve işte tabii ki bazı şeyler dönem dönem trend olur. Herkes bunu giyer, sonra farklılaşmak için başka şey giyer, farklılaşmak için başka şeyler giyer ve bir endüstriye dönüşür. Moda endüstrisinin ayakta kalma biçimi budur. İşte sosyal medya trendleri de aslında bir kültür endüstrisi bağlamında bu şekilde ayakta kalıyor. Ve sizin yaptığınız paylaşımlardaki aslında masum ait olma, beğenilmek, talep edilmek, işte o grubun parçası olma isteği sizi bu kültür endüstrisi içerisindeki tüketim çılgınlığına bazen de bağımlılığa itebilecek. Yani orada yapıyor, onu paylaşıyor, ben de yapmalıyım, ben de onun gibi tüketmeliyim, ben de öyle olmalıyım, ben de satın almalıyım, benim de olmalı yaklaşımı sizin gerçek hayattaki sorumluluklarınızdan veya gerçek hayatta ait olduğunuz sosyal çevreden, ailenizden, akranlarınızdan sizi kopartıp başka bir noktaya getiriyor. Bu noktada bilinçli kullanmanın aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu birazdan da değineceğim gibi aklımıza tutmalıyız. Sosyal medya platformlarının bazılarını aslında gruplara ayırdım. Neyi neden kullanıyoruzu biraz daha açıklayabilmek için. Medya paylaşımları yapmak için aslında Instagram'ı, YouTube'u, Vimeo'yu ve Snapchat'i kullanıyorduk. TikTok'u aslında birazcık daha genel bir itibar bağlamında bunların içerisinde medya paylaşımı olarak değerlendirebiliriz. Sosyal ağ platformları olarak Facebook'u mesela Instagram'dan bağlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü artık Metaverse'den bahsediyoruz biliyorsunuz ki. Yine zamandan mekandan kopacağınız ama dijital zaman ve mekan evreninde kendinizin dijital ayak izleriyle bir kimlik oluşturacağınız bir dünyaya doğru evriliyoruz. Bloglardan bahsediyoruz.
mikrobloglardan bahsediyoruz ki Twitter bunlardan biri. Mikroblog yapısı içerisinde günlük hayatınızda düşünce ve fikirlerinizi düzenli olarak paylaşabildiğiniz, aktarabildiğiniz bloglardan bahsediyoruz. Profesyonel sosyal ağlar için LinkedIn'den bahsediyoruz. Podcastler için mesela Spotify ya da iTunes'tan bahsediyoruz. Spotify mesela benzer olaraktan sizin günlük hayatınızda dinlediğiniz şarkılarla ilgili bir algoritmaya sahip. Şimdi bu algoritma aslında bazen enteresan çalışabiliyor. Birazcık geniş yelpazede müzik dinleyenler ne demek istediğimi anlayacak ya da yakın böyle birbirine tür olarak benzer şarkılar dinleyenler de ne demek istediğimi anlayacak. Hep size benzer şarkıları önerir. Yani günlük hayat rutininizin sanki ben evet bunu zaten dinlemek istiyordum deyip sürekli önermelerle sizi besler. İşte bu algoritma sizi bir anlamda bir çembere yerleştiriyor. Mesela diyor ki 15-18 yaş arası Türkiye'deki gençlerin dinlediği trendler bunlar. Sen de onlardan farksız olma ve sen de o trendin bir parçası ol. İşte yine dinlediğiniz bir şarkıyla bile bir yere ait olmaya başlıyorsunuz. Ve o aidiyet sizi orada o çemberin içerisinde daha uzun süre tutmaya başlıyor. Ve bizim bu noktada bir şeylere dikkat etmemiz lazım. Sizin bir yerde hiçbir şeye ücret ödemeden karşılığını aldığınız Twitter gibi, Instagram gibi süreçlerde demek ki veriyi, ürünü sağlayan kişi sizsiniz. Ve buna ücret ödemediğiniz için ücreti yani orada parayı kazandıran sizsiniz. Spotify gibi aslında daha böyle aylık üyelikleri ya da Netflix gibi aylık üyelikleri olan algoritmalarda da sizi yine aynı şekilde bir havuz alıyor. Bu havuz içerisinde size matchler sağlıyor. Eşleşmeler sağlıyor. Yani diyor ki sen bu diziyi izlemiştin, bu filmi izlemiştin ve buna beğenmiştin ya da bunun tamamını izledin geçmeden, üzerinde aktif olaraktan, akışını bozmadan takip edebildin. Demek ki bu diziyi de beğeneceksin. Buna benzer bir filmi beğenmiştin, bunu da beğeneceksin. Bu da sizi aslında sizin ait olabileceğiniz bir gruba, bir havuza yerleştirmeyle ilgili. Bunların tamamı algoritmalarla çalışıyor ve bu algoritmalar içerisinde de şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tabii bir grup mühendis bir yere oturup dünya nüfusunu gruplara ayırmıyor. Dijital ayak izlerinizden bıraktığınız çerezler var. Yani arka planda sürekli olarak telefonunuzda o uygulama kapalı olsa bile sizin bıraktığınız ayak izlerinizle çalışan ve sizi bazı gruplara dağıtan çerezler var. Bu çerezler içerisinde de aslında siz kim olduğunuzla ilgili bir kimliğiniz var. İşte bu mikrobloglar, podcastler, işte bloglar, sosyal ağlar sizin kimliğinize işaret ediyor. Telefonunuzun ekranına baktığınız zaman kullanım aralığında hangi ağı kullanıyorsunuz veya hangi ağda ne kadar süre geçiriyorsanız kimliğinizle de ilgili bir aslında veri oluşturuyorsunuz. Yani siz günün 4 saatini Twitter'da geçiriyorsanız daha çok aslında veriyle, bilgiyle, etkileşimli sözlerle ilişkiniz varken TikTok'ta geçiriyorsanız zaman yönetiminde bir şeyleri daha hızlı tüketmeye, daha çabuk tükettiğiniz şeye tepki vermeye veya işte onu paylaşmayla ilgili bir kimliğiniz oluşuyor. Hazır bu noktada süreden bahsetmişken bizim algılarımızla ilgili eskiden bir 5 saniye kuralı vardı. Daha sonra 4 saniye kuralı oldu. Şimdi pazarlama stratejileri içerisinde biz ona artık 3 saniye kuralı diyoruz. Bir videoda ya da bir hikayede, bir story'de, bir sosyal medya paylaşımında o konunun sizi cezbedip cezbetmeyeceği, sizinle ilgilenip ilgilenmeyeceğinizle ilgili 3 saniyenin yeterli olduğu ortaya çıkmış. Yani diyor ki siz bir story'e baktığınız zaman onunla benzer bir şey izleyip izlemeyeceğinize 3 saniyede karar veriyorsunuz. Bu baktığınızda çok masum, çok hızlı çalışan bir şey. Fakat sebep olduğu şey ne? Günlük hayattaki iletişimlerinizin bozulması. Çünkü insanların birbirini dinlemeye, birbirini dinlediği noktada yavaş konuşmaya, sessiz konuşmaya tahammülü kalmadı. Hızlandırmak istiyoruz. Çarpı 2'de, çarpı 1.5'da iletişim kurmak istiyoruz. Üzerinde etkin olmak istiyoruz. Akışını bozmak istiyoruz. Kurgusunu değiştirmek istiyoruz. Bunu beğenmedim, bundan sonraki gelip dinleyeyim istiyorum. Ve bunun için aslında dijital platformların bu iletişim biçimini değiştirmesi neyi değiştirecek? Toplumun ve işte iletişim sosyolojisi bu noktada devreye giriyor. Genel olarak diğer toplumlarla olan ilişkisini de, diğer toplumların hareketlerini,
hareketlerine olan tahammülü de ya da ülkenin içerisindeki farklı sosyoekonomik sınıf yapılarıyla olan ilişkisinin de değişmesine sebebiyet verecek. Yani işte en başında dedim ya, bir veri paylaşıyorsunuz ve bu veri hiçbir zaman masum olmayacak. Bu veriler sayesinde toplumun bundan 10 yıl sonra dönüşeceği noktanın Metaverse'deki karşılığını siz bugün paylaştığınız içeriklerle sağlıyorsunuz. Ya da dijital human dediğimiz, yani dijital insanlara dönüşümümüzde sizin bugün sağladığınız tüm içerikler aslında birer ayak izi oluşturacak. Ve orada o insanların biçimlerinin, davranışlarının, karar alma mekanizmalarının ve dönüşümlerinin nasıl olacağına bugün sizin sosyal medya paylaşımlarınız ve üst başlıkta da dijital medya kullanımlarınız yol açacak ve oluşturacak. Biraz böyle konudan konuya atlıyorum, takip edebiliyoruz değil mi? Var mı sıkıntı? Süremiz daha devam ediyor. Saat takmamışım ama süremizin var olduğunu tahmin ediyorum. Tamam. Şimdi dinleme, izleme, içerik üretme, ölçümleme, etkili ve verimli sosyal medya kullanımlarının en temel özellikleri. Biraz da iyi yanlarından bahsedeyim. Hep çok kötü konuştum. Anlama ve iletişime geçmede ve cevap vermede dijital platformlar ve sosyal medyalar en muazzamı. Siz bir şeyi gördüğünüz zaman demin dediğim gibi çok hızlı algıladığınız için anında tepki verebiliyorsunuz. Olumlu ya da olumsuz, onunla ilgili bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. İçerik üretme konusunda hepimiz aslında birer dijital medyada, sosyal medyada içerik üreticisiyiz. Ve bu bağlamda baktığımız zaman da hakikaten kendimizin bir şey içerik üretmesi ve bunun başkaları tarafından beğenilmesi yine bize bir değer kattığını hissediyoruz. Ve ölçümleme. Haber siteleri, haber paylaşımları, video paylaşımları, işte sizin aslında hızlı bir şekilde bir şeyi ölçümleyebilmeniz ve doğru tepkiyi aldığınız noktada da buna benzer ölçümlemeleri yapabileceğinizi gösteriyor. Benden sonra çok kıymetli aslında YouTuber'lar, blogger'lar ve Instagram ünlüleriyle bir araya geleceksiniz. Çok büyük emekler vererekten içerikler üretiyorlar ve biliyorum birçoğunuz da onları görmek için buraya geldiniz. Ve onların yaptıkları şeyleri heyecanla takip ediyorsunuz. İşte onlar bu ölçekleme sistemiyle aslında sürekli olaraktan bir şeyleri paylaşıyorlar. Yani trendleri yaratıyorlar, inşa ediyorlar ve bunu ölçekleyerekten tepkileri alıp bununla ilgili devam edip etmeyeceklerine karar veriyorlar. Ve dinleme, izlemeyle de aslında bunu sizlerle paylaşıyorlar. Birazcık 2021 raporlarına başvurmak istiyorum. Konuşmamın başında da referans vermiştim. Şimdi bizim 84 milyonun 76 milyonun mobil cihazlardan aslında içerikleri tükettiğini biliyoruz. Yani 74 milyon çok ciddi bir rakam. Bu demektir ki aslında siz kaynağında yer social raporu bu. İnternetten de ulaşabilirsiniz. 2021 raporu, 2022 raporu Haziran'da çıkacak. 6 aylık periyotlarda çıkıyor. 76 milyon mobil kullanıcıdan bahsediyoruz. 65 milyonluk internet kullanıcısından bahsediyoruz. Aslında 76 milyon mobil kullanıcı demek tablet veya işte telefondan düzenli olaraktan internet erişimiyle bir şeylere ulaşan, işte yemek sipariş veren, internet bankacılığını kullanan, market alışverişi yapan, sosyal medyada vakit geçiren bir kesimden bahsediyoruz. Pandemiden önce bu rakamlar birazcık daha 60'lar bandındaydı, yani 60 milyon bandındaydı. Pandemiyle beraber inanılmaz bir ivme kazandı. Çünkü sosyalleşmek için dijital platformların, dijital mecraların hayatımızdaki etkilerini fark ettik. Ve olumlu yanlarıyla aslında bunu fark ettik. Çünkü görüntülü arama, WhatsApp'tan görüntülü konuşma, işte iletişim kurabilme, mesaj atabilme, evlere kapandık, pandemi aşamasına bir izole olduk birbirimizden. Yani sosyal mesafe dediğimiz şeyi sosyal medya platformlarıyla kapatmaya başladık. Ve bu bağlamda da aslında ciddi anlamda bir artışla karşılaştık. Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye ölçeğine baktığımız zaman aslında yine ciddi olarak YouTube'un, Instagram'ın, WhatsApp'ın, Facebook'un, Twitter'ın önde gittiğini görüyoruz. Pinterest birazcık güç kaybetmeye başladı. TikTok onun yerini sallıyor. Twitch gibi, Telegram gibi, WeChat gibi birçok aslında farklı platformdan bahsediyoruz. Ama en üstte neyi görüyoruz? YouTube'u. YouTube bizim için aslında Türkiye'de %94 gibi bir güce sahip. Ve bu %94 gücü sadece demek ki biz içeriği tüketmekle ilgili değil, gerçek anlamda
bir şeyleri öğrenmek, bilmek ve takip etmekle de ilgili görüyoruz. Yani ondan dizi izliyoruz, film izliyoruz, video izliyoruz. Ne bileyim işte yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili basit bir video aradığınızda YouTube'da arıyorsunuz. Bir şeyi tekrarını izlemek istediğinizde arıyorsunuz. Ders içeriğine ulaşıyorsunuz. Yani aslında çok anlamlı. Aslında bizim transmedyanın tek medyaya dönüştüğüne en temel örnek bir YouTube. Fakat bunun karşılığında da sizin de aynı benzer içerikleri üretmeniz için olanak sağlayabilen bir platform. Instagram'dan ve WhatsApp'tan, Facebook'tan en büyük farkı aslında çok yönlü olaraktan arama mekanizmasıyla çalışıp size geri bildirimi o an sağlayabilmesiyle ilişkili. Yani siz bir YouTube kanalına sahip olduğunuzda ya da YouTube içeriklerini tüketmeye başladığınızda gerçek anlamda zamandan, mekandan bağımsız, tek bir başlıkta bir şey tüketmeden çok yönlü şeylerden haberdar olabiliyorsunuz. Haber kanallarının birçoğu alternatif olarak YouTube kanalları kullanıyor. Dizi platformları YouTube kanalları kullanıyor. Okullar YouTube kanalları kullanıyor. Pandemide birçok öğretmen YouTube kanalı açtı ve içeriklerini paylaşmaya başladı. Bu anlamda tek başlık altında yayın yapmadığı için başlı başına bir yayıncı olaraktan bugün hayatımızda YouTube. Sosyal medyada içerikler sohbetle, sohbetler etkileşimle ve etkileşimlerle yatırımın kendisiyle sonuçlanıyor. Aslında bu Bubble Post'un CEO'sunun bir ifadesi. Çok yeni bir röportajda bunu söyledi. Yatırım hayatımıza giriyor. Sanmayın ki YouTube, işte Instagram, Twitter falan hani böyle çok işte evdeydim bir yazılım yapayım dedim. Bir şey yapsın, uygulama olsun, insanlar bunu kullansın diye ortaya çıkmadı. Çok ciddi reklamlar, reklam payından çok büyük bir güce sahip ve aynı zamanda ciddi bir yatırımın sonucunda ortaya çıkıyor. Fakat bu yatırım aynı zamanda sizlerin sağladığınız yine o verilerden besleniyor. Yani burada küçük bir yatırımla aslında dünyaya açıldığınız noktada sizler sağlıklı veriler üreterekten, işte YouTube'u neden kullandığınızı bilip üyelikleri, beğenilerinizi ona göre yönlendirdiğiniz zaman bu takip ettiğiniz içerikle ilgili bir yatırım yapmak isteyen kişi ölçek olarak YouTube'dan veri talep ettiği zaman veya aldığı zaman ciddi anlamda doğru yatırım yapabileceğinin karşılığını görüyor. Yani diyor ki benim hedef kitlemde işte ben 35-45 yaş arası ev hanımları ile ilgili bir içerik üretmek istiyorum ya da pazarlama stratejisi yapmak istiyorum. YouTube'da 35-45 yaş arası ev hanımların izlediği videolar neler? Param var, ne yatırım yapacağımı bilmiyorum. Bununla ilgili başlıklar önüne geldiği zaman hiç fikri olmayan birinin bile yatırım yapabileceği bir alandan bahsediyoruz. Ya da öteki taraftan baktığınız zaman ben bir YouTube kanalı açmak istiyorum. Nasıl bir kanal olsun bu diye baktığınız zaman hedef kitlem benim gençler olsun, dijital yerliler olsun. İşte Z kuşağının izlediği neler var diye bakmak istiyorum dediğiniz zaman yine YouTube gibi, Instagram gibi aslında platformların sağladığı veriler size doğru yatırımı, doğru etkileşimi ve doğru iletişimi sağlayabileceğiniz ayak izlerini oluşturuyor. Ve tabii ki birkaç slide sonra geleceğim dediğim noktadayız. Bilgi kirliliği. Şimdi sosyal medya, dijital platformlar bizim için evet çok güzel. Sosyalleştiğimiz, kendimizi bulduğumuz, ait hissettiğimiz, beğenildiğimiz birçok olanak sağlıyor. Ama aynı zamanda bilgi kirliliğinin de kaygını oluşturuyor. Neden? Çünkü bir şey doğrulama ihtiyacı hissetmiyoruz. Ve kaynağına bakmıyoruz. Kim paylaşmış bizim için önemli değil, kim demiş önemli değil. Tekrar paylaşaraktan onu doğruymuş gibi algılanabilecek hale getiriyoruz. Ve bunun için bazı kavramlar var. Biraz ders gibi olacak ama bu kavramları bence bilmeniz, sosyal medyayı bilinçli kullanmanız için çok önemli diye bugün sizlerle paylaşmak istedim. Dezenformasyon, mizenformasyon, malinformasyon ve infodemi. Şimdi dezenformasyonu aslında birçoğunuz haber bültenlerinde, sosyal medya kanallarında bence her gün duyuyorsunuzdur. İşte şu an bir maalesef dünyada bir savaş furyasından geçiyoruz. Bununla ilgili çok dezenformasyonla karşılaşıyoruz. Habercilerin sürekli referans verdiği bir kavram. Ama aslında ne demek istiyorlar dezenformasyon isterken? Yanlış bilginin zarar verme amacıyla, kötü niyetle paylaşılması. Şimdi bir konuyla ilgili bir yanlış bilginin tekrar paylaşılması
belki masum bir şey olabilir. Ama bunun kötü niyetle, yanlış olduğunu bilerek, yanlış bilginin aynı oranda hızla yayılmasını istediğiniz takdirde dezenformasyon oluyor. Bir başka versiyonu var. Yanlış bilginin hatalı bir şekilde ama iyi niyetle paylaşılması durumu var. Mizenformasyon. Şimdi mizenformasyon aslında her gün karşılaştığımız bir şey. Çünkü siz bir şey görüyorsunuz, paylaşıyorsunuz, bunun üzerine düşünüyorsunuz, diyorsunuz işte ne bileyim, bugün buraya 6 milyon insan gelecek. Şimdi 6 milyon insan gelecek diye şey yapıyoruz. Bir tanesi çıkıyor diyor ki, yani oraya 6 milyon insan gelecek ama pandemi ne olacak kardeşim falan diye bir tartışma başlatıyor Twitter'da. Ve bununla ilgili veriler paylaşmaya başlıyor. Yalan yanlış bilgiler paylaşmaya başlıyor. Bu yalan yanlış bilgilerin tamamı aslında dezenformasyon. Bir kere buraya kaç kişi geleceğini kanıtlamamış, veriyi kaynağından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden almamış, gelen kişi sayısını gerçekten görmemiş, görsellerle desteklememiş, pandeminin bu evredeki etkisini, tepkisini bilmiyor. Ama bunu paylaşmış, bu dezenformasyon. Siz onun 6 milyonla ilgili tepkisini almışsınız. Ya evet doğru söylüyor olabilir aslında. Oraya gitmemek lazımdı. Bak işte pandemi göz ardı edilmiş diye bir şey siz alıp benzer şekilde paylaştığınız zaman mizenformasyon oluyor. Neden? Çünkü siz aslında asıl kaynağın yapmak istediği kötülüğü altına biraz daha odun ataraktan iyi niyetinizle paylaşmış oluyorsunuz. O yüzden sosyal medyada bir haberi, bir durumu, bir konuyu asıl kaynağına, hatta buna da haber siteleri de dahil olmak üzere güvenmediğiniz zaman asla paylaşmayın. Bunu ben çok aslında maalesef bir yeni medyacı ve bu alanda doktor olmuş biri olaraktan maalesef birçok yaparım. Hatta eşim de der ki yani sen de şimdi bir şey paylaştın ama yani kaynağına bakmışsın ama bak o öyle olmayabilir diye beni çok düzeltir. Ben de bu topa maalesef çok sık giriyorum mizenformasyona. Yani iyi niyetle bir şey duyulsun diye tekrar tekrar paylaşıyorum. Ama işte ateşe odun atmış oluyorum. Kaynağına bakmak. Kaynak burada aslında sizin haber sitelerinden bahsetmiyorum. Biraz bir şeyleri paylaşmak için beklemek. Doğruluğuyla ilgili toplumun diğer kesimlerin açıklamalar yapmasını beklemek. İşte devletin yetkililerinden, doğru kaynaklardan. Artık biliyorsunuz bütün bakanlıklarımızın Twitter hesabı var, sosyal medya hesabı var. Ya da haber siteleriyle anında etkileşime geçiyorlar, canlı yayına bağlanıyorlar. Alternatif yayınlar bu anlamda, alternatif haber siteleri anında yayına bağlanıyorlar. Birazcık daha beklemek ve yanlış bilginin yayılmaması için birazcık sakin kalmak lazım. Yoksa sosyal medyada doğru bilgi yanlış bilgiden daha yavaş yayılıyor ama yanlış bilgi doğru bilgiden çok hızlı hareket ediyor. Çünkü aslında infial dediğimiz şey böyle ortaya çıkıyor. Yani biz biraz böyle nüfus olaraktan da şeyizdir, canlı kanlıyızdır. Hemen çözüme ulaştıralım isteriz. Hemen herkes bilsin, hemen herkes tepki versin, hemen herkes olaya müdahale etsin istiyoruz. Vicdanımızı rahatlatması sebebiyle de bunu aslında devam ettiriyoruz. Yani sosyal medyanın biraz vicdan rahatlatma, birazcık ya ben et diye süt diye karışmayayım ama işte bu tweet'i attım, kendimce adaleti buldum yaklaşımda maalesef olduğu için yanlış bilginin hızlı yayılmasına sebep oluyoruz. Malinformation dediğimiz aslında bizim doğru bilginin zarar verme amacıyla yayıldığı bir şey de var ki doğru bir bilgi var, o konuyla ilgili kesin bilgi kaynağı da var. Ama kötü amaçlarla yayıldığı zaman da aynı şekilde zarar veriyor. Bu özellikle itibar konusunda çok tehlikelidir. İtibar yönetiminin bir parçasıdır. İşte ne bileyim bu konuda yakın zamanda da işte birçok örneğini haberlerde, başka platformlarda görüyoruz. Yanlış olmadığı halde doğru bilginin yanlış ağızlardan yayılmasıyla da bir konudaki önemli bir kişinin ya da konunun itibarını sarsıldığını görebiliriz. Ve infodemi. Aslında bu ilk üçünden en daha fazlası, hayatımızda en işte top noktada olan şey bu. Bugünlerde burada infodemiyoloji ve epidemiolojiden kaynaklanan bir bilgi geçmişi var. Aslında kelime kökeni oradan geliyor. Tamamıyla bizim hayatımızda pandemiyle beraber gelmiş olan bir kavram. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir kavram. İnfodeminin karşılığı şu. Siz bir konuyla ilgili, sağlıkla ilgili bir konuda, pandemide bu konuda hiç fikriniz yok ama diyorsunuz ki çamaşır suyu içerseniz
Covid olmazsınız. Pandeminin en başlarını hatırlamanızı rica ediyorum. WhatsApp gruplarından gelen ses kayıtlarını, işte sosyal medya paylaşımları, Twitter'ı, Instagram'ı, onu bunu düşünün. Beyaz sirke içersen, beyaz sirkeyle yıkanırsan, eli kırklarsan, şu olursa, bu olursa, yani muazzam bir bilgi kirliliği. Bilgi kirliliğinin ötesinde sonuçlarından fiziksel ve zihinsel zarar görme noktasında biz bunun tüm çatısına infodemi diyoruz. Ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu enformasyon anlamında, yani bilgi akışı bağlamında dezenformasyondan bile daha tehlikeli. Çünkü insanlarda ciddi anlamda panik atağı sebebiyet verebiliyor, insanların paniğe katılmasına sebebiyet veriyor, aslında günlük hayat rutinlerinin bozulmasına sebebiyet veriyor, Covid olmasa bile yaptığı tepkilerle aslında günlük hayat rutinlerini parçalıyor, bozuyor ve bu aslında bilgi kirliliğinden bile çok daha tehlikeli olabilir diyor. Dünya Sağlık Örgütü 2021'de yeni medya literatürüne infodemi kavramını kazandırdı. Sağlıkla ilgili konularda doğru kaynaktan edinilmemiş bilginin hızlı yayılması ve insanları bu noktada kötü etkilemesi. Ve medya satın alma. Şimdi konumuz sosyal medya olunca medya satın alma konusuna girmemek mümkün değil tahmin edersiniz ki. Doğru alışveriş nasıl yapılır diye buraya sizlere anlatmak için gelmedim elbette. Ama hedef kitlesi bağlamında nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili birkaç tüyo vermek istediğim için geldim. Sanmayın ki ben de sosyal medyada hiçbir şey satın almayan biri değilim. Haftada herhalde bir iki saatimi Trendyol'da geçiriyorumdur maalesef. Ama ne yapacaksınız? Meslek hastalığı, doğrusunu anlatmakta da yarar var. Şimdi bizim bir satın almayla ilgili bakış açımızda şu yatıyor. Bir hedef kitlemiz var. Şimdi bu hedef kitle sizsiniz. Ben medyada planlama yapıyorum. Ve diyorum ki hedef kitlem 3 aşağı 5 yukarı hem dijital yerler hem dijital göçmenlerden oluşuyor. Benim bir rakibim var bu bağlamda. Diyorum ki o da aynı hedef kitlesini hedefliyor. Ve diyor ki işte şu elimde görmüş olduğunuz slaytları geçmemi sağlayan cihazı satacağım ben size. Diyeceğim ki ders çalışırken bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin. Rakibim de aynı şeyi satıyor, bunun pembesini satıyor. Aynı hedef kitledeyiz. Efendim? Bir farkın olması lazım ama bu farkı nasıl yaratacağım? Reklamın bölgeselliği. Şimdi reklamın bölgeselliği açısından ben bunu Bursa ilinde satacağım. Reklamın için bir bölgem var ama reklamın bölgeselliği için yeterli değil. Benim bu salonda görmüş olduğum hedef kitlemin yaşadığı yerin sadakatine ihtiyacım var. Yani siz telefonunuzu her gün alarmını kurup, başucunuza koyup, sabah 7.30'da çalıp kalktığınız zaman sizin lokasyonunuz ortaya çıkıyor. Reklamın bölgeselliği açısından. Yani diyor ki cihaz, bu insan bu evde uyuyor ve hareket ediyor, bir okula gidiyor, bir işe gidiyor ve bu ağ içerisinde yaşıyor. Demek ki ben bu cihazı bu evde yaşayıp yakın mevkideki bir okula gidecek kişiye satmak istiyorsam demek ki ne yapmam lazım? İşte Bursa'nın bir ilçesi olsun, İnegöl olsun. İnegöl'de satmak istiyorum. İnegöl'de reklama çıkacağım. İnegöl'ün bölgeselliği üzerinden bir planlama yapmam lazım. Demek ki o alan içerisinde dijital reklama çıkacağım. Şimdi hani böyle billboardlar görüyorsunuz, reklam panoları görüyorsunuz. Onlara biz outdoor reklam diyoruz. Ben işi şu an size dijital reklam açısından anlatıyorum ve satın alması açısından anlatıyorum. O bölgede size Twitter'dan, Instagram'dan, sponsora bir sürü reklam çıkacağım. Reklamın bölgeselliği benim doğru hedef kitlesine, doğru zamanda, doğru mekanda etkileşime geçip, doğru tepkiyi verip bunu almaya yönlendirecek gücü veriyor bana. Ve bunu sağlayan şey de sizin aynı gün içerisinde bir kere benim reklamıma bakmanız, bir kere benimle ilgili bir arama yapmanız, bir kere benimle ilgili bir sosyal medya hesabıyla etkileşime geçmeniz veyahut size bununla ilgili herhangi bir etkileşim içerisinde, anahtar kelimeyle ilgili etkileşim içerisinde olmanız. Reklamın bölgeselliği bana reklama nasıl yatırım yapacağımla ilgili alanı daraltıyor. Şimdi mesela sosyal medya içeriği üreten birçok arkadaş var bugün. Aslında etkinliğin devamında sosyal medyayla ilgili birçok büyük içeriği üreten kişiyle bir araya gelecekler. Onlar da reklamın bölgeselliğiyle ilgili çalışıyor. X bir yere gidiyor mesela.
X bir yerle ilgili önemli bir şey paylaşacak. Orayla ilgili etkileşim alabilecek herkese reklam çıkıyor. Dolayısıyla aslında sadece bir ürün satmak değil, sosyal medya içerisindeki etkileşiminizde reklamın bölgeselliğiyle bir iletişim içerisinde ve algoritmalar oluşturuyor. Bir sonraki aşamada reklamın zamanlaması. Şimdi reklamın zamanlamasını biz ikiye ayırıyoruz. Sizin sosyal medya paylaşımlarınız için de bu geçerli. Dijital yerlilerin, dijital göçmenlere göre daha sık olarak günün 7 ile 9 saatleri arasında, yani sabah belki derse başlamadan önce ve öğlen de saat 1 ile 3 arasında aktif bir şekilde dijital medyalarda vakit geçirdiği, daha sonra da saat 9 ile 11 arasında aktif bir şekilde vakit geçirdiği, dijital yerlilerin ise akşam 7 ile 9.30 arasında aktif vakit geçirdiği, yani aslında haberleri izlerken daha çok sosyal medyada vakit geçirdiği ve gün içerisinde de 12 ile 2 arasında vakit geçirdiğini biliyoruz. Şimdi reklamın zamanlaması bu anlamda bize şunu sağlıyor. Bu reklamı ben bu hedef kitlem kimse, yaş aralığı, yaş grubu, hangi bölgede ne zaman ona ulaştıracağım ki benim reklamımı görsün, beni görsün, beni takip etsin ya da bu içerikle ilgili bir tepki alsın. Sadece ürün değil, içeriğini paylaştığım zaman da daha sık görülmesini, daha yüksek oranda görülmesini istiyorsam bu zamanlamaya ihtiyacım var demek. Yani sosyal medyayı bilinçli kullanmanın da bir parçası. Siz mesela yaptığınız deneylerle ilgili, iyi içeriklerle ilgili YouTube kanalı şey yapıyorsanız, yönetiyorsanız dijital medya içeriğinizi hangi aralıkta paylaşacağınızla ilgili çıkacak algoritmalarda bunu bilebiliyor olmalısınız. Yani hedef kitlenizi onun ne zaman karşılaşacağını nokta atışı yapabiliyor olmalısınız. Reklam kampanyasının uzunluğu. Şimdi reklam kampanyasının uzunluğu aslında reklamın zamanlamasının ikinci ayağıyla ilişkili. Bu ne demek? Sadece zaman değil, günler de bizim için önemli. Hafta sonu mu, hafta içi mi, tatil günü mü, izin günü mü, ay başı mı, maaş günü mü, satın alma ile ilgili bir şeyse ya da bursların yaptığı bir aralıkta mı ya da insanların 2 gün, 3 gün tatile gittiği bir aralıkta mı veya tekrar yayınlarının yayınlandığı bir aralıkta mı? İşte reklamın kampanyasının uzunluğunu belirleyen en temel unsurlardan biri bu ki satın alma çevrim içi dediğimiz, yani bu ürünü aldıktan ya da bu içeriği izledikten veya bu içeriğe benzer bir ürünü izledikten sonra tekrar ne zaman böyle bir şeyi izliyor, tekrar ne zaman böyle bir şeye tekrardan bakıyor diye ilgilendiğimiz, baktığımız süreçten oluşuyor. Dolayısıyla gün ve zaman aralığını aslında uzunluğun en önemli belirleyicilerinden biri olarak kullanıyoruz. Ve mecra seçimi. Tabii ki dijital medyalar aslında geleneksel medyalardan çok daha önemli hayatımızda. Çünkü geri bildirimi çok hızlı oluyor. Ve bu geri bildirimde de aslında doğru hedef kitleye gidip gitmediğini hızlıca görebiliyoruz. Dolayısıyla mecra seçimi bizim için çok önemli. Tüm platformlar için birkaç dikkat edilmesi gerekeni aslında ifade edip sunumumu sonlandıracağım. Belki birkaç soruya cevap verecek vaktim kalmıştır. Popüler hiçbir platform ihmal edilmemeli ve sadece Instagram ya da Twitter'a odaklanmak gibi aslında bir hataya düşmemelisiniz. Çok farklı yönde mecralar kullanarak bilginin doğruluğuna erişmelisiniz. Her mecranın kendi dili vardır. Bu çok önemli bir şey. Twitter'daki hedef kitlenizle Instagram'daki hedef kitleniz kuvvetle muhtemel aynı olmayacaktır. Tüm platformlara entegre olarak kullanılmalı, yani birbirleri içerisinde transmedya dediğimiz aslında boyutlandırması, görsellendirilmesi, renklendirilmesi ya da bir tweet atıldığı zaman Instagram'da nasıl paylaşılması ile ilgili entegre bir şekilde birbirlere paylaşım yapılması, tüm platformlarda görsel ve bilgilere her zaman şüpheyle bakılması, doğru bilgiye ulaşmak ve doğru şekilde aktarılması için bir filtre kullanılması, yani doğruluğuna ulaşılması ve tekrar üretilmesi bağlamında bir şey için ücret ödemiyorsanız o ücretin kendisi sizsinizdir sosyal medyada deyip teşekkür ediyorum. Biraz dalgalanma oldu diyorum ama aslında böyle bir 13 haftalık yeni medyaya giriş dersini sizlerle paylaşmak istedim. Sorularınız varsa cevaplandırabilirim. Buyurun lütfen. Evet.
Bir ayağı sizin ifade ettiğiniz, ben yüksek sesle ifade edeyim. Dezenformasyonun aslında iki ayağından birinden bahsettiniz. Bir tanesi, evet, bunu yanlış bilgiyi aslında bot hesaplar vesairelerle trendler yarataraktan yayılımını sağlamak. Bir diğeri de hakikaten aslında sizler gibi hani bunun farkında olmadan tekrar tekrar yayınlayan, içerikleri üreten ve paylaşan kişilerden oluşuyor. Fakat ilki teknik olaraktan daha güçlü olduğu için tabii ki dezenformasyonun kötü niyetle yayan ve asıl gücü oluşturan kesim. Ama biz daha çok misinformasyonu oluşturan, yani farkında olmadan buna sebebiyet veren kesim oluşturuyoruz. Ama bunlar birbirinden böyle bıçak sırtı gibi ayrılan kavramlar değil, tahmin edersiniz ki. Günümüzde tabii ki teknoloji, özellikle Twitter'daki dezenformasyon inanılmaz büyük bir havuz. Ve inanılmaz bizim de maruz kaldığımız kötü niyetle yanlış bilginin tekrar tekrar yayınlanmasına sebebiyet verilen bot hesaplar var, teknik altyapılar var, işte trend topic uygulamaları var. Dezenformasyon bu bağlamda maalesef sizin dediğiniz gibi daha teknik anlamda aslında karşılaştığımız bir şey. Mutlaka. Yani orada bir veri, mutlaka bir veri var. İşte demin medya planlamadaki o satın almadan bahsettiğim noktadaki o medya planlamanın zamanlaması, bölgeselliği vesaire gibi o algoritmalar çok önemli oluyor. Yani ne zaman neyin nasıl tüketildiğini biliyor olmak, o arama motorlarının sağladığı bilgi dağarcığı içerisinde dezenformasyonun da yayılabileceği dalgaların şiddetini ve hızını aslında ölçeklendirebiliyor. Ben teşekkür ederim. Var mı sorunuz? Merak ettiğiniz bir şey? Yeni medya bölümüyle ilgili bir şey sormak ister misiniz? Arkada bir soru var sanırım. Merhaba. Ben duyabiliyorum sizi. Mikrofon geliyormuş. Birkaç saniye beklerseniz. Ben gazetede editörüm, Bursa'da bir yerel gazetede. Çok güzel. Az önce dediğiniz gibi, yani evet, haberi teyit etmeden yayınlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü şu anda internet gazeteciliği dediğimiz bir mecra var. Ve bu yüzden hani ilk o haberi yapan ilk okuyacak, aynen öyle. Evet, kaynak belirtiyoruz ama yani belki ucu açık bırakılıyor. Yani kesinlikle hani geçip paylaşmamak lazım. Konuda da doğru bir internet gazeteciliği çok tabii hani artık büyük bir dönüşüm içerisinde. Yani haberi ilk veren olmanın bir gücü mutlaka ki var. Evet. Ama hangi haberi, şimdi ajans stratejileri değişti, ajans planlamaları değişti. Artık büyük bir haber ajans mantığı içerisinde tüm dünya haber üretmeye devam ediyor. Hani internet gazeteciliği bu bağlamda çok etkilendi ve dönüşüme uğradı. Dolayısıyla bu noktada aslında ilk verirken yine de birazcık temkinli yaklaşıp hani sorular ve sorunsallarla belki onu desteklemek hani eli güçlendirecek bir şey. Büyük ithamlar, büyük yargılar, büyük rakamlar ve sayılarla aslında bu süreci tekrar düşünmemek gerekli. Çünkü bundan sonraki süreçlerde çok fazla işte kanuni yükümlülükler dolayısıyla tahmin edersiniz ki bu işi yapan biri olarak da maruz kalabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun.